Şubat'ta yeni statta maçlara çıkacak şekilde hazırlığını yapalım. Tamam Osman Bey. Bak Gençlik ve Spor Bakanımız da burada. Takibini yapacak. Buyurun. Müteahhit firmaya sözü verelim. Altay kuruluş yılları. Sayın Başbakanım, yüklenici firmanın sahibi Mustafa Özaydın, saygılar sunuyorum. Sözleşmemiz Mayıs ayı, 2019 Mayıs ayı. Ancak sizin de buyurduğunuz gibi ikinci sezon başlangıcı olan Şubat ayında burayı bitirmeyi taahhüt etmek istiyoruz. Buradaki taraftarın beklentisi de bu doğrultuda. Siz de uygun görürseniz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Maşallah genç taraftarlar, Altaylılar yerinde duramıyorlar. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Altay tamam. Alsancak Stadı'nın temelini attık. Bitmedi. Sayın Başbakanımız, ikinci canlı bağlantı noktamız Göztepe Stadı. Karşımızda İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya, TOKİ Başkanımız Ergün Turan, Rönesans Holding İnşaat Grubu Başkanı Kamil Akın, Göztepe Spor Başkanı Mehmet Bey ve konak kayıtlarımız Mehmet Eriş var. Evet Atilla Bey, duyuyor musunuz? Sayın Başbakanım. Buyurun. Sayın Başbakanım, Göztepe Kulüp Başkanımız Mehmet Sepin, TOKİ Başkanımız Ergün Turan, Konak Kaymakamımız ve AK Parti Konak İlçe Başkanımız Temel Yıldırım ve Rönesans firmasının yetkilisi Kamil Bey ve Büyük Göztepe taraftarı ile efendim huzurlarınızdayız. Çok sağ olun, var olun. Siz, Sayın Başbakanım, İstemezlikçiler bu stadı engellemek için her türlü şeyi yaptılar. Ama onların inadına rağmen siz inat da bir murattır dediniz ve bugün bu temel atma töreninde bizleri bir araya getirdiniz. Büyük Göztepe taraftarı, bildiğiniz gibi Süper Lig'e çıktıktan sonra Sayın Başkanımızla birlikte daha ileriye doğru, inşallah bu Süper Lig'de de kalıcı bir noktaya doğru hızlı şekilde Sayın Başbakanım yolumuzu alıyoruz. Ben buradan sizin vereceğiniz talimatları bekliyoruz Sayın Başbakanım. Evet, Göztepe'yi Süper Lig'e çıktı. Bunun için tebrik ediyorum. Artık İzmir Süper Lig'de takımı olan, Süper Lig'e çıkan, Süper Lig'e çıkmayı hak eden bir il. Bunu daha önce Buca'yla başarmıştı. Geçmiş yıllarda İzmir'de dünyada büyük başarılara, Türkiye'de büyük başarılara imza atan kulüplerimiz inşallah tekrar o eski anlı şanlı günlerini İzmir'e yaşatacaklar. Temelini atacağımız bu stadyumda Sayın Başbakanım, kulüp başkanımız. Evet, devam et. Sayın Başbakanım, kulüp başkanımız Mehmet Sepin de bir konuşmak istiyor sizde ama. Tabii buyur. Buyur Mehmet Bey. Sayın Başbakanımız, bu bizim 95 yıllık hayalimiz olan stad için buna emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün Göztepe için çok önemli bir gün. Dolayısıyla hem size hem burada emeği geçen TOKİ müteahhit arkadaştan büyük hizmet bekliyoruz Rönesans'tan. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Temel atalım. Ya Allah, bismillah. Süre ne kadar Atilla Bey? Sayın Başbakanım, burada sözleşmede 700 gözüküyor ama Kamil Bey'e vereyim isterseniz şirket yetkilisini. Size bir talimatınız olacaktır mutlaka. Sayın Başbakanım, saygılarımı iletiyorum. Bu güzide kulübümüz Göztepe'yi bu stadı en iyi şekilde, en hızlı şekilde yetiştireceğiz. Bu 700 günü
600 gün 550 günlere çekip 2019 sezonunu burada başlatacağız inşallah. Evet, 2019 sezonunda yani 2019 Ağustos sonu stadyum hazır olacak, öyle mi? Geç. Biz bunu Alsancak gibi yapalım, olmaz mı? Alsancak'a 2019'un Şubat'ında demiştik. Şimdi bu geç kalırsa olmaz. Aynı olsun. Tamam mı? Cevap alamadık bak. Kamil Bey. Atilla, ses geliyor mu? Sayın Başbakanımız, 3. canlı bağlantı noktamız Karşıyaka Stadı. Karşımızda İzmir Milletvekilimiz Kerem Ali Sürekli, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanımız Mutlu Altu, Rönesans Holding'den Levent Özoyoz ve Karşıyaka Kaymakamımız Sayın Saadettin Yücel var efendim. Evet, Kerem Ali Bey. Kerem Ali Bey, duyuyor musunuz? Bağlandın. Kerem Ali Bey, buyurun. Sayın Başbakanım. Evet, buyurun. Sayın Başbakanım, saygılar sunuyoruz. Devam et. Sayın Başbakanım, saygılar sunuyoruz. Şu anda Karşıyaka'da 105 yıllık özlem bitiyor. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin büyük desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın desteğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Süper Lig'i özlüyoruz. Gözümüz Süper Lig'de, evimize kavuşuyoruz. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Desteklerinizi bekliyoruz Sayın Başbakanım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Kulüp yalnız başkanı. Sayın Başbakanım, bugün stadımızın, sağ olun stadımızın, evet, kulüp başkanımız Mutlu Altu burada, kaymakamımız burada, spor toto başkanımız burada, şirket yetkilimiz burada. Evet. Sayın Başbakanım, bu projenin ilk başından beri verdiğiniz emekler ve kararlılık için ben Karşıyaka Camiası adına Sayın Cumhurbaşkanımıza ve size binlerce şükran sunmak istiyorum. Bugün evimize dönüyoruz. Hayırlısıyla Süper Lig'in de yürüyüşümüzün başlangıcı olacağını umuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Sayın Başbakanım, yalnız stadımızın bitim tarihiyle ilgili bir istirhamımız var sizden. Ben söyleyeyim. Biz burada stadın bitim tarihi olarak Dünya Karşıyakalılar Günü. Şubat 2019 uygun mu? Aralık 2018 Aralık 19 Aralık. 2019 Aralık. 2018 19 Aralık Sayın Başbakanım. Mümkünse Aralık. İstirham ediyoruz. Ya hadi orada müteahhit orada konuşun. 19-12. 20 Aralık olsun da benim doğum günüm. 19 olsun. Aralık 2018.
Tamam mı? TOKİ ne diyor bu işe? Yüklenici ne diyor? Tamam mı Kerem Ali, anlaştık mı? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Sayın Başbakanım, saygılar. 19 Aralık. Sayın Başbakanım, Divan Başkanımız Cihan Büyükoral da büyük emeği var. O da burada saygılarını sunuyor. Cihan Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bütün emeği olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli konuklar, Başbakanımız Sayın Binali. Hayırlı olsun Sayın Başbakanım. Alsancak, Cihan Bey. Göztepe ve Karşıyaka. Evet, hazır mıyız? Temel atımını butona basmak zorunda. Hazır mıyız? Gerçekleştirecektir arz ediyorum. Ya Allah, bismillah. Bu eserler İzmir'imize, İzmir futboluna, gençliğimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hadi abi, hadi. Halkın son sözüdür.